Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün özellikle kripto paraları ve piyasaları Hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar başlığı panik yok şeklinde attık. Ee, Bunu sebebi şu, şimdi Bitcoin'de bir düşüş yaşadık. Dün %3'lük, bugün de %4'lük. Yani %4'e yakın, yuvarlayarak söylüyorum. Bir düşüş yaşadık ve toplamda 2 günde %7,5-%8'e yakın bir düşüş yaşadık. Ee, bundan dolayı bazı insanlar panikledi, panik yaptı yine. Cahil yatırımcılar panik yapıyor. Yani bilmiyor çünkü işin gerekliliğini. Öyle diyeyim bundan dolayı bunu değerlendireceğiz. Biz panik yapmamanın gerektiğini düşünüyoruz. Yani panik olmamak gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da sebeplerini şimdi açıklayacağız zaten. Bugün arkadaşlar haber ya da veriyi bulamadım. Çünkü hemen video çekmek istedim. Zaten saat şu an 9'a çeyrek var. Hızlı bir video çekeceğim hemen. İlk başa korku ve açgözlük endeksiyle başlayacağız. Bitcoin de şimdi dün düşüş oldu. Bu dünün verisi onu söyleyeyim. Şu an arkadaşlar 71. Yani Bugün için 71 seviyesi var. Dünkü mum kapınışına esas alırsak 71 seviyesinde bir aç açgözlülük var. Yüksek ihtimalle kaşa bugün de %3.82'lik düşüşle birlikte bu oranın biz 67 yere kadar gerilediğini göreceğiz. Yani şu an 67-65 gibi değerlendirebiliriz korku ve açgözlülük endeksini. O sebepten hani... E Ayı piyasası başladı mı sorusu aklınıza gelmesin. Çünkü şöyle bir şey var. Korku ve aç gözlük endeksi hiç 80'in üstüne çıkmadı zaten. Yani 78'i gördü, 79'u gördü ama 80'in üstüne çıkamadık. Şuralardayken bile. Daha öncelerde 90'ı görüp de ayı piyasasına girmiştik. Bu sebepten yani biz ayı piyasasının başladığını kesinlikle düşünmüyoruz. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Peki Bitcoin'e ne bekliyoruz? Yani nasıl bir hareket olabilir diyenler var. Arkadaşlar burada da şöyle bir hareket bekliyoruz. Bakın yukarıdan bir hat çizdik. Bir dakika şunu şöyle hatta... Göstereyim. Evet bakın buradan bir kanal var arkadaşlar buna paralel kanal deniyor şu an bu paralel kanala bakarsak arkadaşlar paralel kanalın içinde gitmeye devam ediyoruz ee, buradan başladık böyle 1 2 3 4 derken ee, şimdi buraya tekrardan diyeceğiz burası fark ettiyseniz hem de şu arz talep bölgesinin ki burası uzun süre bakın hem direnç hem de destek olarak kullanılan bir nokta bu noktaya tekrardan değeceğiz gibi duruyor onu söyleyeyim altımızda arkadaşlar destek olarak yani bugün itibariyle 59.000 359400 gibi bir seviye var yarın gelmemiz durumunda 59600 oluyor bu seviye onu net bir şekilde söyleyeyim Yani altımızdan gelen destekler var arkadaşlar Lütfen panik yapmayın Zaten 59300'den sonra ben buradan sekeceğimizi düşünüyorum ki buraya gelince de ben long işlem açacağım onu söyleyeyim yüksek kaldıraçlarla Nasıl 10x kaldıraçla mesela long pozisyon açacağım bunu net bir şekilde söyleyeyim Çünkü piyasada dediğim şekilde problem görmüyor. Şimdi haftalık grafikte bizim çizimimiz vardı 2 gün önce de haftalık kapanış yapıldı. Haftalık mum kapanışını yaptık. Haftalık mum kapanışı aslında öyle çok kötü bir mum kapanışı değildi ama bu hafta yani haftanın kapanmasıyla birlikte aşırı yutan bir ayı mumu görüyoruz şu anlık. Bu mum birazcık kötü, birazcık tedirgin ediyor. Ancak çok fazla da tedirgin etmesi çünkü daha öncelerde de böyle mumlar gördük. Alından hemen topladı. Yukarı yukarıda yönlü çıktı zaten. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu septanende burada da problem görmüyorum bir dakika şöyle bir gelelim burada da problem görmüyorum. Bir gan analizine bakalım. ben yani gan analiz bize ne diyor? Gan analizin dediğine. Gan analizin dediğine böyle bakarsak arkadaşlar altımızda bir desteğin olduğunu ve bizim bu destekte tutunduğumuzu net bir şekilde söylüyor. Bakın net bir şekilde altımızda desteğin olduğunu ve bu destekte net bir şekilde tutunduğumuzu bize söyleyen bir çizim var şu an karşımızda. Şu anda da böyle baktığım zaman en altımızda destek var. Buradan bir dakika burada destek var. Buraya aşağı yukarı kırarsak bile 57.600 tekabül ediyor burası da 57.600 işaret ediyor. Şöyle bir tekrardan kanal çizimimiz vardı. Buraya da bakırsa kanalın orta bandında şu an burada da tehlikenin olmadığını görebiliyoruz. Alt emmemiz durumunda da 52800 var. Ee, tamam hani bunları gösterdik. Benim şu an arkadaşlar bu kadar gösterdiğim veri arasında ganı da tutun, onu da tutun, bunu da tutun. En çok değer verdiğim çizim birincisi bu. Bir dakika logaritmi kapatalım. Birincisi bu. İkincisi de bu arkadaşlar. Bu ne? Elit çizimi. Bu elit çizimine göre, elit dalgalanmasına göre şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz 3. dalgayı yaşamadık diye gözüküyor. Yani 3. dalganın sonuna gelmedik diye düşünülüyor. Ki ben de öyle düşünüyorum. Bakarsak 3. dalganın ıı, 70 3800'lerde bir de katta 73750'de son vereceğini düşünüyorum. Ee, daha 73750'ye gelmeden güçlü bir düzeltme yaşayacağımızı düşünmüyorum ki yaşamadık da bana kalırsa. Yani %10'luk bir düzeltme çok bir şey değil aslında. Ee, bu sebepten hani panik yapmamanız gerektiğini düşünüyorum. Bakın tekrar ediyorum altımızdan gelen destekler var. Hatta daha da ileri gidiyorum hani yapacağım şeyi söylüyorum size. Ee, buraya arkadaşlar yani tam şu 3. bölgeye inersek ben long işlem açacağım. Long işlemi değerlendireceğim. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Long işlem Açıp burada da yine satmayı düşünüyorum orası ne neresi oluyor Daha demin gösterdim 53.750 bir dakika şunu da düzeltelim 53.700 Neredeydi orası Pardon 73.750 53.000 demişim Kusura bakmayın yanlışlıkla oldu ee, Hızlı bir şekilde video yaptığımız için arkadaşlar bazen dilimi sürtebiliyor kusura bakmayın ee, Baktığımız zaman arkadaş, altımızda desteğin olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz yani. Hiçbir şekilde tedirgin olmamak gerekiyor bana kalırsa. Ha şu olursa tedirgin olunabilir. Nasıl ne olursa mesela ya şu 57 bin, 59 bin, 58 bin bandı aşağı yönlü kırıldı. O zaman arkadaşlar işte 53 bin dolar bandını bekleyin. Onu net bir şekilde söylerim ama daha bu altımızdaki bu alan, bakın altımızdaki bu destek kırılmadan bunu söylemek çok bana akılcı gelmiyor. Böyle söyleyeyim. Ya ben hala bu dalgalanmanın devam ettiğini e, ve bu dalgalanma sonucunda arkadaşlar hızlı bir şekilde hani ben buraya değdikten sonra nere orası da net bir şekilde bir daha söyleyeyim bakın. 59 bin 600'ü var diyeceğim. 59.500 diyelim hatta. 59.500'e değdikten sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde 73.000'e çıkacağımızı hızlı bir şekilde buradan arkadaşlar başlayıp şöyle %25'lik bir mum açacağımızı şahsi olarak düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. E peki hani altcoin'ler daha çok ezildi. Yani görüyoruz şu an. Her birimizde altcoin var. Telegram grubunun tuttu altcoin'ler de var. Ha, ne oluyor? Birazcık karı yedik ama yine kardalar diye totalde düşünüyorum. Her neyse. Şu an baktığımızda peki ne oluyor? Neden bu kadar izliyoruz Arkadaşlar dominans da yükseldi bakarsak dominansın 0.25 artıda olduğunu görebiliriz. Dominans yükseliyor. E bunlara baktığımız zaman hani dominans yükseliyor. Bitcoin düşüyor. E ne oluyor? Alt Altcoin'ler düşüyor. Alt Altcoin'ler düşüyor. Daha güçlü düşüyor. E peki bunda problem var mı? Bunda da yok. Bakarsak yukarıdan gelen bir direnç çiziyorum. Ve bu direnci daha aşamamışız. Altımızda da ben tekrar 42 seviyelerine kadar ineceğimizi düşünüyorum. Dediğim şekilde hani bu birazcık daha bakış açısına bağlı. E ben arkadaşlar Bitcoin'de problem görmediğim için. Yani Bitcoin'de sıkıntı görmediğim için. böyle bir şey Düşünüyorum yani ben böyle olacağını düşünüyorum böyle e, geleceğini düşünüyorum e, tabii ki bu kişiye bağlı bir şey birazcık da e, yani kişisel tahminlerimize bağlı sonuçta burada hiçbirimiz e, piyasanın kurucuları değiliz bu sebepten sadece piyasada yön e, tahmin edebiliyoruz onda da şunu söylüyorum ben Arkadaşlar bana kalırsa bu piyasada problem yok. Bu arada şunu da söyleyeyim yüksek ihtimalle bugün arkadaşlar şuraya gelemeyeceğiz. Yani o belirttiğimiz 59500 seviyesine gelemeyeceğiz. Yarın da yüksek ihtimalle bir düşüş yaşanacak 59500'e kadar. Oradan tepkiyip yüksek ihtimalle yarın çıkacağız. Benim şahsi düşüncelerim bunlar yarın böyle sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Daha doğrusu 48 saat sonra sorunun çözüleceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şahsi olarak böyle düşünüyorum. Peki long term ve short term'lara bakalım. Mesela buna bakıyoruz. E burada da yani çok büyük bir problem yok. Long term ve short term'lara baktığımız zaman da insanların genel olarak özellikle şu son geçtiğimiz bir hafta içerisinde short adını net bir şekilde görebiliriz. Yani net bir şekilde görülüyor. E hatta bir RSI'ye da bakalım isterseniz. Büyük ihtimalle pozitif bir uyumsuzluk vardır RSI'de da RSI göreceli güç endeksi açalım şöyle. RSI'ye bakıyorum arkadaşlar şimdi. RSI'de da bakarsak pozitif bir uyumsuzluk var. Hatta şunları bir kapatayım daha net görün. Şöyle bir kapatalım şunları da. Evet. bakarız arkadaşlar RSI'de de. Bakın şuralara dikkat etmenizi gerekiyor. Bakın. Bir dip diğer dibin üstünde değil mi? Yeni, yeni oluşan dip eski dibin üzerinde. E buraya bakıyorum. Eski oluşan dip yeni dibin üzerinde. Yani bakın burada üstünde diplerde bir farklılık var. Bakın. Burada dibin üstüne bir dip yapıyoruz. Burada dibin altında bir dip yapıyoruz. E bu ne demek oluyor RSI'de? Pozitif bir uyumsuzluk demek oluyor. Yukarı yönlü işlem açabilirsin demek oluyor. Yukarı yönlü yukarı hareket başlayabilir demek oluyor. E bu tip bir yani bütün bu verilere baktığımız zaman arkadaşlar aslında olumlu. Yani ben bu panik yapanları da anlamıyorum. Ee, ayrıca bazı panik yapan youtuberlar da var. Yani onları ele hiç anlamıyorum. Neden? E, gösterebilirim. Yani Instagram'da ifşa da edebilirim. 10 bin, 20 bin aboneli kanallar vardı. Yani 100 bin dolara gidiyorduk diyordu. E ne oldu? Hani 100 bin dolara gidiyordun sen. 69 binden düştük. E 100 bin dolara gidiyordun sen. E bunu da söyleyelim yani e, bir oyun planları yok, yatırım planları yok, cahilce işlem yapıyorlar. E, şu anda da dediğim şekilde arkadaşlar bizim bir oyun planımız var. Oyun planımızda şu 59.500'den yukarı yönlü hareket bekliyoruz. E, ben bu arada buraya da gelmesini beklemiyordum. Yani direkt 73.000'e çıkmasını bekliyordum. Eski videomda da böyle dedim. E, ben de yanıldım ama e, planımda böyle köklü bir değişim yok onu söyleyeyim. Adamlar 100.000 derken şu an 20.000 diyor, 50.000 diyor. Yani bu komik geliyor bana. E, bu sebepten dediğim şekilde... 59.500'den ben tepki yiyeceğimizi düşünüyorum. Hatta onu da 59.500'ü alalım şöyle. 59.000 Evet şöyle 500. 59.500'ü alalım daha net dursun. E dediğim şekilde arkadaşlar ben buradan tepki yiyeceğimizi ve buraya çıkacağımızı düşünüyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şu an piyasa düştü. E, piyasa çıkarken herkes video atıyor. Güzel. E, ama piyasa düştü. Kaç kişi video atıyor? Yani kaç kişi piyasada var? E, kaç kişi size bu zor durumda yardım ediyor? Buna da bir, lütfen e, göz atın. E, yani düzgün insanları takip edin. Sadece bunu söyleyeceğim. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.